Sayın Rabonlar. Selamünaleyküm. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ben ötkülüyüm. Allah rahmet eylesin. Oğlan kız var mı? Gelin var mı? İki oğlan var. İki daha. Kimin yanında kalıyorsun? Oğlumun yanında kalıyor. Oğlum senin yanında kalıyor öyle mi? Kendi orada. Aslında ben onun yanında kalıyorum. Oğlan buralarda mı peki? He? Bir problem yok değil mi? Yok. Bir arkadaşım bulmak. Evet. Burada size sözüm olsun. Allah razı olsun size. Büyükşehir Belediye Başkanı'nda. Evet. İşlerimiz nasıl? Hadi kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoş gelmişsin başkanım. Bugün de hava çok hava güzel. Güzel Allah vere gitsen. Kurban olam sizin gözünüze kurban olam. Ben seni seviyorum ama. Annenin babanın mı? Hem anneyi hem Türkiye'nin. Hem annesinin hem Türkiye'nin hem de baba. Baba. Sağ olasın. Sağ olasın. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Bekçilik ne yapıyorsun? Biraz bakın dayı. He? Bayanları ne yaptın? Nereye bıraktın bunlar? Bizi çekin. Bizi çekin. Hadi. Durmadan çekin. Buradan bir ayın. Yine bizim bu Cüzdanpalık denilen mevkiimiz var. Burada yaklaşık 3 gün dönüme yapın bir arazimiz var. Köprüden çekebilir misin? 5 Kayır. Bunu kesmeyeceğiz. Şeyden... Olmuyor ya, az az oluyor. Az olsa da az oluyor. Evet. İşte sermaye hep bunda kalmış oluyor değil mi? Evet. Allah kolaylık versin. Şimdi az Durak da yılların ustası, 50 sene oldu herhalde. Evet. Hoş geldin. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Sağ olun, der olsun. Selam, hayırlı işler. Nasılsınız? Sağ olun. Sağ olun, sizler nasılsınız? Hamdolsun, hamdolsun. Sağlık, sağlık. Allah'a emanet ediyorum seni, korkma. Allah razı olsun, hadi dua edin inşallah. Allah razı olsun, amin, amin. Allah razı olsun. Sayın AK Parti İl Başkanım, Sayın Battal Gazi Belediye Başkanım ve aynı zamanda... ...bize Doğan Şehir'le gurur duydurdu. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bak başta... İlçe başkanımıza, belediye başkanımıza ve bu organizasyonda emeği geçti. Şükür iki senenin içerisinde Doğanşehir Belediyesi'ni borçsuz bir belediye yaptım. Yaptık Allah'ın izniyle. Ve parası olan, kasasında olan bir belediye yaptık. Bunun yanında hizmetlerimize devam ettik. Hem kuracağımızda hem bütün Doğanşehir'imizde biliyorsun Doğanşehir'in altyapısı hiçbir şey yoktu. Altyapılarını bitirdik Büyükşehir'de ve doğal gazı yoktu. Doğal gazını getirdik. Bunun yanında parklar yaptırdık. Hastaneye getirdik. Şimdi büyük bir hastane yaptırdık. Cezaevleri bunun yanında bütün köylerimizin de taş döşemelerini %80'ini bitirdik. Yüksek 80'ini bitirdik. Ben hep söylenimlerimde biz yaptık dedik. Yapacağız kelimesi kullanmadık. 5 yıllık Battal Gazi Metropol İlçe Belediye Başkanımız var. Ondan sonra önce de eski Battal Gazi olarak 10 yıl ve toplam 15 yıldan beri belediye başkanı olarak görev yapıyorum. Ondan önce de bir 20 yıl. Bu 35 yıl içerisinde
sizin karşınıza şu anda çıkmışsam alnımız açık, açık ve yüzümüz ak olarak çıktık. Allah bizleri sizin karşınıza hep böyle çıkartmayı nasip etsin. Bizim yaptığımız yöneticiliklerde millete hizmeti kendimize şiar edindik. Bu gökyüzünde güneş nasıl doğmuşsa ve bu güneşin ışığından, ısısından bütün herkes nasıl yararlanıyorsa, perdesini kapatmayan, gözünü kapatmayan hariç, işte bizim hizmetlerimiz de böyle güneş gibi olacak. Perdesini kapatmayan, gözünü kapatmayan, nasıl ki güneşin ışığında yararlanıyorsa, bizim hizmetlerimiz de aynı o şekilde olacak. Ev yemekleri yapan bir müesseseye girdim. Orada yaşlı bir bayan dedi ki, oğul gel bakalım buraya dedi. Gittim, buyur anne dedim. Dedi ki, sen Büyükşehir Belediye Başkanı olacaksın inşallah. Senin hakkında da hep güzel şeyler duyuyorum. Çok adaletli, çok çalışkan, çok gayret, devletin kör kuruşuna sahip çıkan biri olarak hep söylüyorlar dedi. Biz yüzümüzün her tarafını eşit şekilde yıkayacağız. Bundan rahat olun. Herkese adil ve adaletli olacağız. Ve bizim bölgemizde 102 mahallemiz var. Ve 9 belediye kapanmış. Aynen borç yüküyle beraber bize gelmiş. Bir tarafta onların borçlarının ödenmesi, bir tarafta yeni belediye sisteminin kurulması, bir tarafta yönetim organizasyonu, bir tarafta oturacak yerin yok, yer, mekan ve fiziki mekanlar oluşturma. Ve bugün Battalgazi Belediyesi Türkiye'nin en iyi belediyelerinden bir tanesidir. İster ki 50 senelik belediye olsun, ister ki 30 sene evvel Büyükşehir Belediyesi olsun ve bu 5 sene içerisinde yapılan hizmetler öyle dile kolay hizmetler değil. Akılla da izan edilecek bir ifade de değil. Çünkü Alman Belediyeler Birliği Başkanı geldi dedi ki, biz bu yapılanları, o zaman 4 sene olmuştu, 4 senede bunu düşünemeyiz, bırak projesini yapmayı, bırak kendisini yapmayı dedi. Bir belediye başkanımız geldi, valla biz gelip burada ders almamız lazım dedi. Top başkanımız geldi, Türkiye'deki bütün belediyelerin gelip burada bu belediyeciliğin nasıl olduğunu görmesi lazım dedi. Öğrenmesi lazım dedi, onun deyimiyle aynı şekilde söyleyeyim dedi. Ve geçen bizim adaylık tadımımıza gelen Yavuz Subaşı, ben belediyeciyim dedi. Merkez Karar Yönetim Kurulu üyemiz, aynı zamanda Balıkesir Belediye Başkanımız. Dedi ki, benim bu işi hafıza vermedi. Aynı sizi yapacağı der ya, varlığın gereği bu akla gerekmez. Zira bu akıl o kadar sikleti çekmez. Hakikaten bütçeyle mütenasip bir şey yoktur. Ama yapılan hizmetler bütçenin herhalde bir 10 katından daha fazladır. Bütün toplam bütçenin. Hizmete talipkarlığımız insanlara tahakküm etme duygusu içerisinde değil, insanlara hizmet etme duygusu içerisindedir. Nefsimizi tatmin etme duygusu içerisinde değil, insanlarımızın gönlünü alma duygusu içerisindedir. Bu anlamda pusulamız, amaç için her yolu mübah gören, nefsine yemenliğine dayalı hırs duygusu olmadığı olmayacak. Çalışmanın, gayret etmenin, adil ve adaletli olmanın ve sizin kör kuruşunuza sahip çıkmanın temel esas alındığı azim duygusu içerisinde hareket ediyoruz. Ben durmak yok, yola devam diyorum. Bir olacağız, birlikte olacağız. Birlikte kurucu olacağız, birlikte Doğan Şehir olacağız, birlikte Malatya olacağız ve birlikte Türkiye örneğini Malatya'da yazacağız diyorum. Hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hakkınızı helal edin. Ama gördüm ki gerçekten bir yüzde yardım. Hanımefendi bir şey yapıyorum. Ben de sizinle. Burada asıl konuşmacımız Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da rahat başkanımızdır. Ben hepinizden bu koşulu beklediğinizden dolayı, gözlüğüyle misafir ettiğinizden dolayı